bir dergiye kapak kızı olan Çağla Şikel eleştirileri de kendisine çekti diyor. Kıskandığım tek kadın Çağla Şikel. Senin mi? Hayır. Öyle bir söyledin ki. Demiş ki gerçekten kıskanıyorum, çok güzel ya dediğiniz bir kadın oldu mu demişler Çağla Şikel'e. O da öyle bir anlatmış ki ortaya çıkan yine kendisi gibi algılanmış herhalde. Diyor ki güzellik çok geçici ve boş bir kavram diyor. Ben de katılıyorum. Çünkü diyor hani insanlar diyor yaşlanacaklar diyor ve kimseye kalıcı bir şey değil diyor. Ben şeye katılmıyorum sadece. İç güzelliği çok önemli. Dış hiç önemli değil olayına da katılmıyorum yani. Onu olarak herkes söylüyor ama uygulayan pek yok herhalde. Yok tabii. Yani dış güzellik de tabii ki çok önemli. Ve insan kendine bakabildiği sürece en iyi yere kadar, gidebildiği yere kadar bakabilmeli. Güzel kalmaya çalışmalı değil yani. Çağla kendisine çok güzel bakıyor. Bir yandan fotoğrafları da ekrana verelim. Tabii tabii. Pardon, önce bir izleyelim. Kızlar, 20'lik insanlar, işte bilmem kimler kilo almışlar da verememişler. İki çocuk annesi kadın çöp incecik, gibi. Çöp gibi, işte mide ameliyatı olmamış. Asla. Baktığınız hatta da. Fazla zayıflıktan tedavi gördü, çok fazla zayıflamıştı bir ara. Öyle mi? Tabii, tedavi gördüğünü bilmiyorum. Yani bir ara bir kendine dikkat etti, evet. Bayağı bir fotoğrafının altına saçma sapan işte kemiklerin sayılıyor falan diye yazanlar var. Onlara da hatta ne yapabiliyorum hani yiyorum ve bu kadar alabiliyorum diyor. Sonuç itibariyle zayıf olmak da kötü bir şey değil. Sağlıklı en azından ve fit duruyor. Artık iki tane çocuk doğurup böyle gözükmek de çok büyük başarı yani. Ama Çağla Şikel bence yaşlanmayacak. Oğlak Burcu kadını. Hı hı. Oğlak Burcu, sen de yükselen Burcu Oğlak'sın. Evet. Onlar yaşlanmıyorlar. Ya, çocuklukları daha olgun oluyor ama zaman aldıkça hani şarap gibi derler ya. Yıllanmış şarap gibi. Yani Çağla Şikel 50 yaşında da burada ekrana gitsek yine böyle genç ve güzel olacak. Ne güzel. Ben de öyle olmak istiyorum. Hani böyle uzun beyaz saçlı kadınlar var ya. Değil mi? Aynı zamanda çok şıklar. Evet, çok şıklar, çok asiller. Öyle olmak Çağla istiyorum. Çağla da öyle olacak. İşte. Evet, o da öyle olur muhtemelen. Yani baktığınız zaman da gerçekten öyle. Peki bu kıskandığım tek kadın Çağla Şikel olayı nedir? Dolayısıyla diyor görsel algınızı süsleyen geçici fani şeylerle kıskanabileceğim kimse yok hayatımda demiş. Güzel bir şey. Kıskanmak çok da güzel bir şey değil yani. Örnek almak olabilir acaba belki. Ne olacak yani? Kıskansa ne olacak? Onun yerine mi geçmeye çalışacak ya da o olabilecek mi? Olmaz. Yani, en fazla takdir edebiliyorsun. Aynen öyle. Hani kıskanmak gereksiz bir şey. Peki mesela Çağla Şikel'in aşk hayatında neden uzun zamandır hiç kimse yok? Bu kadar popüler kadın, bu kadar göz önünde bir kadın ama hiç Çağla aşık oldu ya da şununla sevgili, bununla bilmem ne. Çocukları var şimdi yok. Biraz daha dikkatli bir hayat yaşamak zorunda. Hepsinin varsa bile var. Belki göz önünde değil. Yani çok böyle gözüne soka soka artık yıllarını bu işe vermiş. Artık nerede magazinci var, nereye gitmesi gerekiyor, nereye gitmemesi gerekiyor çok iyi biliyor. Hani gizli belki yaşadığı bir takım şeyler vardır ama. Bence Çağla Şikel çok akıllı, zeki bir kadın. Tabii tabii. Daha önceki evliliğinde de bazı sorunlar yaşadı bu medyatik olmasıyla ilgili. Bence kendi içinde şöyle bir karar aldı. Bundan sonra gizli yaşayacağım filan. Olabilir. Demiş olabilir büyük bir ihtimalle. Mantıksız değil. Zaten diyor ki şu ana kadar olmadı. Olursa ne ala, olmazsa muhalla. Öyle de bir yaklaşım olmuş. Tiye almış. Ama hakikaten yürüdüğü zaman podyumda böyle bir zelzele etkisi yaratan az olan ülkemizde mankenlerden birisi. Evet. Bir onu çok değişik, beğeniyorum. Çok Deniz Akkaya da çok iyi bir manken. Taşıyor, gerçekten çok, çok iyi kıyafet taşıyor. Ondan sonracıma bakalım Dilan Çiçek ne yapacak? Bir melek olabilecek mi? Bu arada onun görüntüleri video dedim ya, VTR'si vardı. Ya bir de şu hareket ne efsane ya. Ben takla atarak yani. Suya attı. Ben onun düzünü atamıyorum. Yani. Ters taklasını hiç düşünemiyorum yani. Balıklama atlayamayan bir insan olarak. Yaparım. Takdire şayan suyun altında çok tuhaf oluyorsun hareketi yaparken. Girdiğin tehlikeli. An böyle için nerede almıyor. Nerede olduğunu şaşırıyorsun. Hani evet. Döndün mü dönmedin mi ne falan oldu diyor. Diyorsun yani. Düzden takla atabiliyorum da böyle
Terste mi tabii? Ben de çok entesim. Takla atarak suya atlayabiliyorum. Ters değil ama normalini. Hmm. Balıklama atlayamıyorum. Aa, balıklama da atlarım. Ay, en zevklisi zaten. Atlayanlara saygı duyarım efendim. Hiç balıklama atlayamadım mesela. Yok, hayır, denemedim bile ya. Aa, yazık. Çok yazık, çok bir durum ya. Var yani.